Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Palat'ın saçlarını keseceğim. Evet. Ve dünyadaki en zor saç kesimlerinden biri. Neden diyeceksiniz? Saç dümdüz. Düz saç, katlı çıkacağım. Şimdi ama ilk önce saça başlamadan önce ufak minik bilgiler vereyim. Ben hiç size böyle anatomik kesimlerle ilgili bir şey anlatmamıştım. İlk defa anlatayım. Şimdi bizim Palat'ın yanları, şu temporal bölgeleri şişik. Saçta dışarı doğru patlıyor. Buralar, şuralar temporal bölge. Şu kısımsa, şu arka kısım, okupit dediğimiz bir kemik yapısı var. Alta doğru baktığınız zaman buralar da dışa doğru patlıyor. Saçı yaptığınız zaman, ki zaten gördüğünüz gibi burayı biraz yoğun bırakıyoruz. Okupitten dolayı. Üstlerde, üst kısımlarda parental bölümü de basık. Çok fazla kısaltmıyoruz üstleri. Şu bölümde parental bölüm olduğu için, basık olduğu için saçların yanlarını buradan kat çıkıp arkayı, bombeyi düzgün bırakıyoruz ve üstlerden de biraz toparlama yapıyoruz. Şimdi ben size hiç böyle anatomi kesimle ilgili bilgiler vermemiştim. Bununla ilgili zaten ben ayrı bir video çekeceğim. Şimdi gençler, bir numarayı taktık. Bir numaradan kat çıkacağız. Çünkü şu bölümü yememiz lazım bizim. Şimdi başlıyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan böyle keserek şu bölüme fazla girmiyoruz. Buradan alarak parental bölgeyi yiyoruz ilk önce. Burada yukarı doğru kaldırarak alıyoruz şu bölümü. Ki burayı bozmamamız lazım. Makineye girdikten sonra yukarı doğru hafif kaldırarak. Ondan sonra tekrar bu bölüme gelip buraları da 1 milim yukarı çıkarak fazla olmama kaydıyla şu temporal bölgeyi yiyoruz. Bundan sonra da kat çıkacağız saça. Adem, bana 4 numarayı verir misin oğlum? Şimdi gençler, temporal bölgeyi aldık. Yan kısmı aldık ve buradaki bombeliği tuttuk. Ondan sonra 4 numarayı takıyoruz. Numara olarak takacağız bunu. Çengel yukarıda kapalı. Şu bölümü yememiz lazım. Çok fazla değil ama. Buralara kadar çıkmıyoruz. Buralara da fazla girmiyoruz gördüğünüz gibi. Şu noktada bırakıyorum. Burayı eşitlememiz için bir tık burada yukarıya çıkabiliriz. Zaten gördüğünüz gibi buralara bir tık çıkmam lazım. Bakın böyle aldığımız zaman bile saç hemen kendini çıkarttı ortaya. Şimdi bundan sonra oradaki izi kaybedeceğiz fazla yukarı çıkmadan. Onun için de 1/2'yi takıyoruz. Çengel gene kapalı bir şekilde. Şurayı yiyeceğiz sadece.
Köşelere geldiğim zaman makinenin köşesiyle saça kavis veriyorum. Dümdüz direkt çıkmıyorum. Gördüğünüz gibi burayı da hafif böyle eze eze yukarı doğru çıkıyorum. Çok minik bir şekilde. Şimdi makinenin sağ köşesine geliyoruz. Ondan sonra tekrar sağ köşeden devam ederek böyle yaparak şu temporal bölgeyi yiyoruz. Şu bölümü. Ve buradaki işlemimiz bu kadar. Şimdi hafif izler kaldığı için çengeli aşağıya indiriyoruz. Ve şuradaki fazlalık olan kata az biraz yiyerek yukarı doğru çıkıyoruz. Dünya üzerinde çok zor ve çok zor bir saç tıraşıdır, saç kesimidir. Üstüne üstlük kafa da sıkıntılı. Kemikler de sıkıntılı maalesef bizi Polat'ın. Eldeki imkanlarla abi ya. Yani ya her şeyin bir çözümü olduğu için bu kesimlerin de çözümü var gençler. Şimdi burayı da böyle aldık. Ondan sonra bir numarayı takıyoruz. Fazla indirmeden şöyle bir tık alarak şu aşağıdaki izleri sadece. Şunları kaybederek. Bu izleri böylece kaybediyoruz. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Bunlar önemli. Evet gençler. Şimdilik geçişlerimiz böyle. Çok fazla yukarı çıkmadan olduğu yerde sabit noktalarda izleri kaybettik. Katı oradan çıktım zaten. Şimdi şu enseleri ayarlayacağız. Şuraları bir çizelim. Bu arada benim kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bana sormak istedikleriniz varsa benim Instagram'dan şahsi hesabım halim.altankingav ve salon halimkingavofficial o iş hesabım. Oradan bana yaptığınız saçları, hatalarınız varsa, sormak istedikleriniz varsa oradan sorabilirsiniz. Ayrıyeten TikTok'ta da canlı yayın açıyorum gençler. Halim Altan Kingav 1925 adıyla orada da girip canlı yayınlarımı, saç kesimleri izleyebilirsiniz. Şimdi gençler buraları da böylece almış olduk. Şimdi ne yapacağız? Geriye ne kaldı? Enseler. Enseleri natural yapalım. Yarımı aldık. Sıfır alalım. Zaten ben enseleri az önce ayarladığım için bizim Polat'ın enselerinde de zaten fazla kıl yok. O kadar aman aman bir kıl olmadığı için hemen kendi kendine zaten natural ense kendi kendine oluşuyor. Evet gençler. Gördüğünüz gibi Polat'ın temporal bölgelerini yedik. Şu temporal bölgeleri yedik. Buraları biraz uzun bıraktık ki saç iyice dikleşmesin diye. Buraları ayarladık. Şimdi buralara biraz makas atıp
Şuraları ayarladıktan sonra üstleri de hafiften toparlayacağız. Çok fazla girmiyorum. Gördüğünüz gibi zaten. Yukarı kadar da çıkmıyorum. Olduğu yerde. Olduğu yerde bitiriyorum tıraşı. Şöyle şu noktada bırakabiliriz. Buraları da hafiften yiyerek. Köşelerden de alarak burayı. Dediğim gibi şu bölgeye fazla girmiyorum. İyi takip edin. Kaçırmayın. Çünkü bu bölüm okkubit kemiği hem saçtan dolayı hem de buradaki kemikten dolayı dışarı çıkıyor. O yüzden buraları biraz daha dolgun bırakıyorum. Hacim versin diye saça. Hacimli kalması için. Siz de eğer ki böyle bir saç geldiği zaman kesim tekniğini böyle yapın. Bunu kaçırmayın. Bakın buralara böyle fazla girmeden şöyle toparlayarak saçın şeklini böyle veriyoruz. Köşelerden alın. Şuradan böyle girerek gördüğünüz gibi burayı dolgun ve hacimli bıraktım. Ondan sonra bu taraflara gelerek buraları da biraz yiyorum. Şöyle güzel. Ve öne doğru kesiyorum bakın çaprazlamasına. Düz olarak değil. Düz çıkmıyorum. Burada makas ve tarak konsantrasyonunu çok iyi ayarlamanız lazım. Tekrar yukarı çıkmadan olduğu yerde şuraları yiyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi temporal bölgeleri ayarlamış oldum. Hem temporal hem de arkadaki okkubiti ayarlamış olduk. Şimdi sıra geldi parietal bölgeye. Yani üst tarafa. Buraları da basık içeri doğru. Fazla kısaltmadan, gene fazla kısaltmadan dediğime bakmayın. Gene bir çeyreğini alacağım. Çeyreğini alayım değil mi? Tamam abi. Evet gençler, şimdi önleri biraz uzun tutuyoruz. Mesela şu kadar bizim işimizi görür. Arkaya doğru şurada bir tık daha azalarak ve buralarda zaten ben önceki kesimlerde burayı ayarladığım için görüyorsunuz. Buraları da böyle hafif hafif alarak gelelim bu noktaya. İşte bu noktayı uzun bırakıyoruz bakın. Şöyle çekip fazlalıklar zaten çıkıyor. Buraya fazla girmiyoruz. Ki burayla şu bağlantıyı koparmayalım diye. Tekrar gelelim öne. Geldik. Burayı aldık. Ondan sonra burası zaten görüyorsunuz. Makası çekerek buralardan böyle giriyoruz. Bu kadarlık bir kısalık bizim işimizi görür. Bu kesimde. Buraya geldiğiniz zaman burayı da alıyoruz. Ve oradan da gördüğünüz gibi saçın katlı ve kademeli gelişini görüyorsunuz. Tekrar öne gelerek saçın belli zaten. Aldık. Buraya geldik.
Zaten artık saçı şeklini verdik biz. Adem, Polat abinin yüzünü temizler misin oğlum? Buraya da bakın, dediğim gibi fazla girmeden. Tekrar geldik buraya. Fazla almadan burayı da inceden toparlayarak burayı kesiyoruz. Gene öne geliyoruz gençler. Saç belli. Aldık. Buralar. Burayı da aldık. Adem. Ve buraya da geliyoruz gençler. Fazla almadan Polat abinin yüzünü temizle dedim az önce. Heh, duy beni. Geç bu tarafa. Evet gençler. Sonra tekrar buraya geliyoruz, bakın. Saç çektiğiniz zaman fazlalık çıkıyor zaten. Burayı da böyle güzelce aldığımız zaman fazla kısaltmadan ve parietal bölgeyi de ayarlamaya başladık. Ondan sonra bu köşelerden de alarak en tepe bağlanma noktasına fazla girmiyoruz. Ve gençler, saç gördüğünüz gibi bu şekli aldı. Temporal bölgeler yassı geliyor. Okkupit bölgeyi yoğun bıraktık. Şu bölgeyi. Gene temporal bölge yoğun. Buralardan kat çıktık. Şuradaki fazlalık var. Şunu bir alalım. Ve temporal bölgeyi ayarlayıp parental bölgeyi de çok fazla kısaltmadan okkupit bölgeyle birleştirerek önleri uzun tuttuk biraz. Çünkü biz böyle hafiften geriye doğru atıyoruz saçı. Buraları da biraz kısalttık. İyi mi oğlum? Ya yeah, sağ ol. Gençler, saç gördüğünüz gibi bizim saç modelimiz bitti. Eğer ki düz saçlarda ve yanları patlayan saçlarda bu kesimi yaparsanız sizin için çok daha avantajlı olursunuz. Beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bak da bir gülelim. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.